Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Çocuklarımı okula götüreceğim şimdi ama ondan önce size açayım, bir merhaba diyeyim dedim. Bir de görüyor musunuz arkadaşlar? Dün çok soğuktu. Hep buz buralar. Arabanın üstü buz olmuş. Çok soğuktu dün. Bugün bir yere gidip geleceğim arkadaşlar. Onun dışında evde biraz işlerim var. Açmaya çalışacağım sizlere. İnşallah güzel şeyler paylaşacağım. Umarım. Görüşürüz o zaman gün içerisinde. Arkadaşlar ben şimdi Yapı Market'e geldim. Birkaç bir şeye bakmam lazımdı. Burada bana yakın İki tane Yapı Market var. Bu bir tanesi. The Home Depot bunun ismi. Burada her şey var arkadaşlar. Aradığınız ev ile ilgili her şey. Ev, bahçe, ağaç, çiçek, mutfak, fayans. Ne ararsanız var. Boya. Ne ararsanız var arkadaşlar. Kamerayı gösterdiğim tarafta ağaçlar vardı arkadaşlar. Ve çiçek şeklinde çam ağacından böyle asılacak şeyler yapmışlar. Bunlar bu şekildeydi. 20 dolardı. Bu tarafta da masaüstü çiçek gibi yapmışlar gene. Bunlar da 25 dolar arkadaşlar. Burası indirimdeymiş. Bu bölüm 6 dolara inmiş. Bunlar da mutfak tezgahı üstü arkadaşlar. Tane tanıtmak için bu şekilde koymuşlar. Görebilin diye daha böyle uzun uzun çekmeye çalıştım arkadaşlar. Bu 249 dolar yanlış görmüyorsam arkadaşlar. Grill, barbekü yani. Mangal. Bunlar arkadaşlar kış geldiği için kar temizleme makineleri. 1399'dan başlıyor. 699 diye sıralanıyor. 400 küsüre var. Ama 2 senedir doğru düzgün kar olmuyor. Soğuk çok oluyor. -15'lere kadar iniyoruz. Bunlar çim kesme makinesi arkadaşlar. Profesyonellerin kesme makinesi. O yüzden 3000 küsur dolar bunlar. Çimen yani. Burada benim olduğum alanda çimenler kesiliyor mecburi. Çünkü villa tipi evler. O yüzden herkes kesiyor. Birisi traktör şeklinde, bu da bu şekilde. Bu da gene çimen kesme makinesi arkadaşlar. Bunları öne koymuşlar ve girişe geldim. Giriş gene ağaçlar ve yılbaşı süsleriyle, Noel süsleriyle doldurmuşlar. Her yer ışıl ışıl şu anda yani arkadaşlar. Önümüzdeki perşembeyi atlattıktan sonra bu daha da azalacak eğer kapatmazlarsa tabi. Korona gittikçe hızlanıyor çünkü. Bu alt taraftakiler arkadaşlar elimle gösterdiklerim çocuk odalarına ışık ve ışığı yakınca o ne varsa
hangi çizgi film kahramanı varsa o canlanıyor. Yani o oluyor. Çocukların odasında o görüntüleniyor. Bunlar gene kardan adam şeyi, oynama topu gibi bir şey. Müzik çalıyor ya onlardan yani. Doğu kısım vardı. Burada gene ağaçlar arkadaşlar. Ve süsler. Ağaçların fiyatları değişiyordu arkadaşlar. Kimisi ışıksız geliyor. Kimisi ışıkla birlikte geliyor. Yani ne alırsanız var. Hatta bugün ben gene gördüm. Arabaların üstünde gerçeğini de taşımaya başlamışlar. Burada evin önüne bu süsler arkadaşlar. Evin içi için değil bunlar. Evin bahçesi önüne, önü için olan süsler. Yukarıdakilerin hepsi. Bunlar da aynı şekilde evin önü için. Şişme balon gibi bunlar. Bahçeyi süslemek için. Grinch var. Burada Noel Baba oynuyordu. Bunun sesini kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü müzikten dolayı böyle rock müzik söylüyor gibiydi bu Noel Baba birazcık. Bu oynamadı nedense, çalışmıyordu. Yine burada dışarısı için süsler, bu tarafında da. Ağaçlar. Altta da yuvarlak olanlar da kapı süsü arkadaşlar. Bunlar da küçük oyuncaklar çocuklar için. Gene oynayanlardan basınca. Bunun basacak yerini bulamamıştım. Hediye kutusundan inip çıkıyordu ayıcık. Bunu çalıştırdım arkadaşlar. Düşüp kalktı. Bu 20 dolarmış galiba bunun fiyatı. Düşüp kalkıyordu. Kalktı. Herkes bunlara elini değiriyor arkadaşlar. Burada büyük gene evin önü için Noel Baba koymuşlar. Bunun fiyatı 129 mu 139 mu öyle sanırım. Burada gene hayvan figürleri falan dışarısı için. Kapının dışarısı da gördüğünüz şeylerde dış bahçe bölümüne çıkıyor arkadaşlar. Bahçe bölümünde çiçekler falan var ama şu anda fazla yoktur çünkü yaz zamanı değil. Yazın daha çok oluyor. Buraları da göstermek istedim size. Burada gene Noel Baba, kardan adam figürleri vardı. Dışarısı için. Büyük büyük yanmışlar. Bu dönemde bu çiçeklerden çıkıyor arkadaşlar. Bu kırmızılardan çok oluyor. Bunların fiyatı inmişti. 1 küsür dolarlara. Bunlar işte kapı için. Evet, kapı süsü bunlar. Giriş kapısının önüne. Her yerde vardı süsler artık çoğunlukla.
koymuşlar. 9.98'miş. Maskeden tutun her şey var arkadaşlar buralarda da. Temizlik eşyasından tutun her şey var. Bunlar mutfak ya da işte fayans türü şeyler sanırım arkadaşlar. Fayans da değil yani. Ne diyorlar onlara? Taş. Taş arkadaşlar yani. Bu mermer şeklinde taştı. Ama yer için bunlar. Yani mutfak falan. Bu da mutfak için gene fayans. Tezgahın o karşı tarafı için olanlar. O şekillerde. Sizler de görün istedim buradaki tezgah şekillerini arkadaşlar. Tezgahın şey şekillerini hani. O karşı taraftakileri. Bunlar da buranın perdeleri arkadaşlar. Böyle stor perde bunların bu kadar oluyor yani. Burada gene çamaşır makineleri falan da var arkadaşlar. Bunlar gene tezgah örnekleri. Tezgah örneklerini de çekmek istedim sizlere. Buraya gelip verebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte ne istiyorsanız. Burada çamaşır makinesi, buzdolabı, mutfak, her şey var arkadaşlar. Yok yok yani. Bu 2199 dolarmış. Bu fırın. Yani. O fırının fiyatı galiba. Bunlar da hazır mutfak şekilleri arkadaşlar. Bunları göstermek istedim sizlere. İçlerini de doldurmuşlar. Bir yandan da gelip gören olur diye korktum açıkçası hani bir şey derler diye. Artık şimdiki mutfaklar bu şekil olmuş. Benim evdekiler eski tür. Burada mutfak çok pahalı arkadaşlar. İnanılmaz derecede. Eğer büyük olursa mutfağınız ve bir de kaliteli seçiyorum derseniz 60 bin dolar 30 en az 30 bin diyebilirim ben size. En kalitesiz 30 binden başlar. Bu mutfak Büyüktepe modeli. Ve rengi hoşuma gitti. Çekmeceleri gayet büyük yani şey, hem büyük hem derin. Burada bu şekil oluyor arkadaşlar. Bende de bu yuvarlak var. Buraya ben tencerelerimi koyuyorum bu bölmeye. Çoğunlukla her mutfakta var bu dönen yer. Bu boş galiba, yanlış görmüyorsam. Evet, 2399'muş fırın. Fırın ve aygaz. Burası üst çekmeceli yer. Burası çok hoşuma gitti. Yenilerde böyle görüyordum ben zaten. Bu da bunlardan birisiydi. Kaşıklığı çok güzeldi. Ne güzel aslında. Siz eğilip almıyorsunuz. O çekince size geliyor. Şimdiki mutfaklar çok güzel. Buraya da dönen yer yapmışlar arkadaşlar. Burası ne için bilmiyorum. Çöp, çöp için de değil çünkü. Burası çöp içindi mesela.
da başka bir mutfak çeşidi arkadaşlar. Bunun yandan başlıyordu. Açacağız yer. Dolap çok oldu mu ben çok seviyorum arkadaşlar. Yani biz kadınların her şeyini alıyor. Bu elektrikli fırındı. Fırına aygaz elektrikli. Her şeyini alıyor. Yani biz bayanlar seviyoruz mutfak malzemelerini. Sıkışmıyoruz öyle oldu. Neyi nereye koyacağımızı şaşırıyoruz eğer küçük mutfak olursa. Bu arada sesim için özür dilerim arkadaşlar. Sesim bir türlü düzelmiyor. Boğazlarım bir gün iyi bir gün kötü, ben de anlamadım artık. Bıraktım ben de. Çay içiyorum ama düzelmiyor. Bu da bayağı bir geniş çekmeceydi arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yanmışlardı. Bu da böyle üst yan yana koymuşlar, ne kadar yükseklikte, ne kadar ne falan diye. O yüzden böyle sadece göstermelik yani bunlar. Tek tek ayrı ayrı gördüğünüz gibi. Bunlar da musluk. Musluk seçenekleri arkadaşlar mutfak için. Daha inanın çoğu yerini çekemedim arkadaşlar. Çok büyük ve sizlerin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm yerleri çekmeye çalıştım. Bir de eve gelmem lazımdı. O yüzden biraz hızlı hareket ettim. Bu dolabın buzluğu yoktu sanki arkadaşlar. Yani buzluksuz bir dolap bu. Altlı üstlü bir dolap. Ve buzluksuz. Yani altı da aynı. Çünkü altı da buzluk değil. Size göstermek istedim bunu. Kullanışlı olur mu bilmiyorum. Alta eğilip almak ne kadar kullanışlı olur. Onu bilemedim gerçekten. İlgimi çekti. Size de göstermek istedim. Bu gene fırın. Buranın fırınları böyle Türkiye'dekiler gibi değil arkadaşlar. Tek tek çıkıp hani temizlemesi kolay değil gerçekten. Bunlar tuvalet modelleri. Banyo için asılacak havluluklar. Bunlar gene banyo ya da tuvalet, küçük tuvaletler için dolaplar. Dolaplı şeyler yani. Lavabolu dolaplar diyeyim. Bu şekilde koymuşlar. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Belki ilginizi çeker diye düşündüm. MDF falan mı bilmiyorum. Belki değildir arkadaşlar. Yani Türkiye'dekiler daha kaliteli duruyor. Mutfak şeyleri falan arkadaşlar. Bunlar hani Türkiye'de country tarzı diyorlar ya. O tarz gibi duruyor bunlarınki. Ama IKEA'da farklı modeller var aslında. IKEA uzak bana. Keşke gidebilsem. Sizlere çok çekmek istiyorum IKEA'yı. Ama uzak. Yani bana 1-1,5 saatlik yol. En yakın IKEA. Burada jacuzzi vardı, banyo şey vardı, tapları vardı arkadaşlar. Duşakabinler burası. Bu şekildeydi. Tabii burası büyük şirket arkadaşlar, o yüzden küçükleri de var. Yani küçük olan yerlerde vardır. Onlar sizin ölçülere göre yapıyordur ama burası da yapıyor bildiğim kadarıyla. Ölçünüzü verdiğiniz zaman. Buradakiler çünkü sadece şu anda modeli, bunu alıp gelmiyorsunuz sanırım zaten. Duşakabinleri falan.
erkek izleyicilerimi de düşündüm arkadaşlar. Belki hoşlarına gider. Buradakilerin olmazsa olmazları mutlaka böyle şeyleri vardır. Tamir için matkap, ağaç keseceği, yani var yani bunlar bizim evde de olan şeyler. Herkesin evinde vardır. Belki hoşlanırsınız diye düşündüm erkek izleyicilerim için. Baylar için düşündüm burayı. Bunlar ağaç keseceği galiba. Tam da bilmiyorum, eğer yanlışım varsa özür diliyorum onlardan. Bunlar arkadaşlar bizim buralarda su boyalır, water boyalır diyorlar. Yani bunları mecbur var ki sıcak suyumuz olabilsin. Bunları koyuyoruz biz evimize. Bunlar gene aynı su boyalarının devamı arkadaşlar. Gene büyük bir Santa koymuşlar oraya. Noel Baba. Ve çiçek bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Çok güzel çiçekler vardı gerçekten. Kaktüsler falan çok güzeldi. İçim açıldı bunları gezerken. Çiçeğe fazla bakamıyorum ben ama. Ama çok seviyorum. Görünüşleri gerçekten çok güzel oluyor. Bunlar dışarı çiçeği mi bilemedim. Neden böyle askı şeklindeler? Ben anlamıyorum çiçekten fazla çünkü arkadaşlar. Bu kadar. Ben geldim arkadaşlar. Burada şuraya zeytinyağı koydum arkadaşlar. Bu mantarların bozulmadan bunları pişirmek istiyorum. Hemen küçük fırınıma atacağım. Fazla bir şey yapmayacağım. Sadece şöyle sağlıklı olsun diye fazla yağda da yapmak istemiyorum. Şöyle zeytinyağıyla şu iç taraflarını yağlıyorum fırçayla. Çok basit, pratik. Ben bunları sonradan kesip arkadaşlar jülyen şeklinde sandviç arasına ya da böyle kahvaltıda bazen şey şeklinde yapıyorum, wrap şeklinde yapıyorum. Domates, biber koyuyorum içine yumurtamın. Bunu da üstüne koyuyorum. Güzel oluyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle, evet. Az koydum zaten. Üzerine sadece karabiber ve birazcık şey koyacağım arkadaşlar. Tuz. O kadar. Bugün çok soğuk arkadaşlar. Acayip soğuk. Her yer dondu. Akşam çok kötüydü. Hala soğuk ama biraz ısınıyor. Şu şekilde. Amerikalıların demiştim arkadaşlar. Bu. Sonra cranberry, yani kızılcık. Kızılcıktan da sos yapıyorlar arkadaşlar. Kızılcıktan sos hazırlıyorlar. Hindinin yanına. Sonra gravy sos. Geçenki şeyde göstermiştim. Bu kırmızı bibermiş. Pul biber lazım bana. Karabiber lazım bana. Sonra şey arkadaşlar. İşte krem şey sosu. Gravy. Mashed potato diyorlar. Yani patates ezmesi. Bu. Bunların şükran günü yemeklerinde mutlaka oluyor. Ben şimdi bunu küçük fırında pişireceğim arkadaşlar. Sonra
nasıl kestiğini gösteririm ama jülyen şeklinde kesiyorum. Hani bir ayrıca bir şekilde kesmiyorum arkadaşlar. Bunu koyayım. Sonra görüşürüz. Bunu fırından aldım arkadaşlar. Çok güzel sulanmış, görüyor musunuz? Su içinde kalmış. Ama yumuşamışlar, şöyle dokunduğumda yumuşaklar. Burada da süt kaynattım. Yoğurt yapacağım şimdi. Sonra da çocukları almaya gitme saatim geliyor. Okuldan. Bu arada New York'un içindeki okullar tatil olmuş. Ne zamana kadar olduğunu söylememişler. Sanırım bize de yavaş yavaş geliyor sıra. Hayırlısı diyelim. Arkadaşlar akşam yemeğimiz hazır. Bu şekilde yaptım. Eti tavada yaptım. Çocuklar açız dediler. Bugün pişirdiğim mantar bu şekilde koydum. Hemen ortadan ayırıp kesip. Buraklı ve karnabahar yaptım arkadaşlar. Bunları fırının grill bölümünde yaptım. Buraklılar biraz sert olmuş ama burada o şekilde yiyorlar genellikle. Bugün buharda pişirmek istemedim. Üzerine sarımsaklı yoğurt yaptım. Antibiyotik olsun diye o yüzden. Bu da bugün yapmıştım ya arkadaşlar. Sütümün kaymağı maşallah ne güzel sapsarı çıktı. Yoğurdu bekliyorum şimdi açmak için. Burada aslında unutulmuşum ben bunu yapmaya. Önceden aklımdaydı bu sabah ama yem kırmızı demişim. Tatlı patatesten size daha önce bahsetmiştim arkadaşlar. Bunu kaynatıyorum ama yetişmedi çünkü unutmuşum koymayı, pişirmeyi daha önceden. Bu yüksek lif oranı var ve karbonhidratı da sağlıklı olanlardan arkadaşlar. Bunun yanına iyi giderdi. Ekmek yiyeceğim artık. Karbonhidratı biraz eksik gibi oldu. Sebze çoğunlukla bir yemek oldu. Bunu da böyle almıştım arkadaşlar da şimdi yıkayacağım. $20 almışmışım o züccaciyeden. Rengi çok hoşuma gitti. Ve bu büyüklükte tencere her zaman lazım oluyor zaten. Evde bulunsun dedim, kullanırız dedim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğenip like atarsanız çok sevinirim ve bana abone olup desteklerinizi esirgemezseniz gene çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.